Biz bu parasal bolluğu iyi değerlendirdik mi? Hayır. Ne yapısal reformlar yapılabildi, ne kalıcı, sürdürülebilir bir büyüme patikasına girilebildi. İşte inşaat, yani ne yapmış olduk? İşte o gelen parayla inşaat yaptık. İnşaatın geriye doğru bağ etkisi güçlüdür. Yani geriye doğru ekonomideki diğer sektörleri harekete geçirir. Ancak ileriye doğru bağ etkisi sıfırdır. Çünkü inşaat sonuç itibariyle nihai maldır. Kritik bir sektör o açıdan pek sayılmaz. Ve bir de dünyadaki gidişata da çok aykırı. Ama gayet de kolay bir yol olduğu için bu yola girdik. Ve şimdi geri ödeme zamanı. Geri ödeme zamanı iken bir de üstüne üstlük işte az önce sözünü ettiğiniz Londra seyahatinde zirveye varan, ondan sonra da pek iyileşme görmediğimiz ve hükümet açıklandığında da tırnak içinde piyasaların beklentisine uygun olmayan isimlerden oluştuğunu söyleyebileceğiniz bir hükümetin açıklanmasıyla beraber tekrar bir zirve yaptı ve kontrolden çıkmış bir görüntü var. Bu kontrolden çıkmış görüntü, bu hükümetin yerine başka isimler olsaydı, daha güvenilir isimler olsaydı değişir miydi? Hayır, değişmezdi. Çünkü az önce söylediğim gibi çok ciddi problemlerimiz var. Bu seferki böyle basit bir 2001'deki gibi bir finansal kriz değil, reel ekonomiden gelen bir kriz. Bankacılık kesiminde ciddi sıkıntılar var. Reel bilanço etkisi yaratacak bazı gelişmeler var. Özellikle kurun bu seviyelere gelmesi zaten reel sektörde çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır bu kadar büyük borçluluk varken. Öbür tarafta da talep eksikliği de söz konusu. Hane halklarının borçlanması falan gibi bir borçlandığı seviyeyi de görecek olursak. Dolayısıyla aslında hiç de öyle kolay bir şey değil. Yani işte Krugman Asya krizine benzetmiş. Bir başkası işte finansal kriz olduğundan bahsedebiliyor. Bir başkası reel ekonomi. Evet, hepsi üst üste böyle çok katmanlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu da dünyada son derece elverişsiz koşulların, yani sadece finansal piyasalardan bahsetmiyorum, son derece elverişsiz koşulların yaşanmakta olduğu bir döneme denk geldi ekstra olarak.